Sahrap Soysal'la Bir Yemek Masalı YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında YouTube kanalımızın adı Sahrap Soysal Tarifleri. Ama ben Bir Yemek Masalı'nı çok sevdiğim için hep kullanıyorum. Efendim bugün bal kabağı çorbası yapacağım. Biz yıllarca tatlı olarak yaptık, sonradan öğrendik bunun çorbası olacağını, ama ben Karadeniz'de bal kabağının fırında pişirildiğini, böyle kabuklarıyla sonra kaşıkla sıyrılarak yendiğini çok iyi biliyorum. Ya da kurutulduğunu, kış aylarında da bunun yemeğinin yapıldığını. Şimdi ıspanak katmak istedim çünkü ıspanağın da vitamini ve minerali bal kabağına geçsin istedim. Şöyle 200 gram kadar ıspanağı yıkayıp ince ince doğradım. Sonra bir adet iri soğan vardı, 2-3 diş kadar sarımsak, az biraz tereyağı kullanacağım ama zeytinyağı ağırlıklı pişireceğim. Bir de evde şöyle kapya biber vardı, yarım kapya biber, bir su bardağı kadar süt var. Şimdi gelelim bir iri dilim bal kabağı, yani bu yaklaşık 450-500 gram. İki dilim küçük de kullanabilirsiniz. Şu yeşil kısımlarını iyice almak lazım. Eğer bunu soydurarak alıyorsanız pazarcıya ya da manava söyleyin ya da evde kendiniz de böyle keskin bir bıçakla alabilirsiniz. Şimdi bal kabağının bu yeşil kısımlarını aldıktan sonra küçük küçük, daha da küçük doğrayabiliriz tabii. Şöyle dilimleyeceğiz bunları. Şimdi efendim çelik tencere kullanın çünkü blenderlayacağız ya, el blenderini daldıracağız, vışt vışt çekeceğiz. Efendim zeytinyağımızdan, zeytinyağım da bitmiş, biraz doldurmam lazım herhalde. 3 kaşık kadar zeytinyağı, sızma zeytinyağını koydum. Şimdi hemen öyle çok kavurmadan yapacağız. O yüzden hemencecik çiğden dediğimiz yöntemle de bütün malzemeleri koyup da yapabilirsiniz. Ama şöyle yağda birazcık çevirip lezzetlendirmek lazım. Biberimiz vardı. Biber yerine yarım patates, o da çok yakışır. Bir küçük havuç da çok güzel olur. Biz efendim soğan sarımsak, soğan kraliçe, sarımsak prensesimiz, bütün yemeklere ekliyoruz. Şimdi hemen bunların üzerine bal kabaklarını ilave ediyorum. Sıcak suyumuz 1,5 litre kadar. Zerdeçalımız vardı. Karabiber taze çekilmiş. Kırmızı toz biberimiz vardı. Kimyon tohum olarak veya dediğim gibi toz da kullanabilirsiniz. Bu kadar yeter. Ben çok sulu çorba sevmem. Genelde böyle yemek kıvamı çorbalara bayılırım. Şimdi bu bir kere pişsin. Bal kabağı iyice yumuşadıktan sonra da gördüğünüz gibi 200 gram kadar ince doğranmış ıspanağı da içine koyacağız. Ama önce bal kabağı çorbamızı pişiriyoruz. Artık çorba son aşamasına geldi. Şimdi ıspanaklarımızı çorbanın içine katıyoruz. Şöyle göstereyim size. Sonra bunları blenderlayacağız tabii. Ispanağın şöyle bir 5 dakika pişmesi lazım. Şimdi 2-3 kaşık kadar zeytinyağı koymuştuk ya, o kadar da size yağ yetebilir. Ama böyle tereyağının bir kıvam verici özelliği var. Yarım kaşık kadar tereyağı ilave ettim ben. Hiç koymayabilirsiniz. Artık biliyorum düşük kalorili beslenme çok popüler. Haklısınız. Siz sadece ve sadece zeytinyağıyla yapın. Şimdi ıspanak da suyunu verecek. Sonra birazcık yumuşayacak. 5 dakika değil de 7 dakika yapalım. Ondan sonra da böyle bir el blender ile çekeceğiz. Efendim sizi beklemeden blenderlamaya başladım. Kaynaması bitti. Çorbanın altını söndürdük. Bir su bardağı kadar da ben böyle bir süt katıyorum. Gördüğünüz gibi bir bal kabağı çorbası olmasına rağmen ıspanak katınca rengi yemyeşil oldu. Ispanak baskın bir renk çünkü. Efendim afiyeti şeker olsun. Her yediğiniz lokma size sağlık, şans ve bereket getirsin.